Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Bugün 19 Mayıs 2020. Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'da başlatmış olduğu milli ruhu, milli ateşi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile taşlandırmak adına büyük bir uzun bir yolculuğa çıkmıştı. Samsun'a Bandırma vapuruyla ulaşan Gazi Mustafa Kemal Sivas ve Erzurum kongrelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağlamış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1919 yılında yeniden kurulması için büyük bir mücadeleyi başlatmıştı. İşte bugün o mücadelenin üzerinden tam 101 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla dimdik ayakta ve dünyaya bağımsızlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu çağdaş yolda yürüyen modern bir devlet olarak varlığını gösteriyor. Bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başta tüm silah arkadaşlarına ve o dönemde şehit düşen tüm Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı tebaasına buradan saygılarımızı, sevgilerimizi ve hakkın rahmetini iletelim. İnşallah nice 19 Mayıs'lara Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte bizler de buradan yürüyeceğiz. Bunu da program başında iletmek istedim. Ayrıca bugün önemli bir diğer gün, mübarek Ramazan ayının Kadir Gecesi. Bunu da konuşacağız. Dün Bakanlar Kurulu'nda önemli bir karara imza atıldı. Daha doğrusu kararlar silsilesine imza atıldı. Bunlardan bir tanesi de uzun zamandır kapalı olan camilerin açılması konusundaydı. 24 Mayıs bayramın ilk günü. Bayram sabahıyla birlikte camilerde de ibadet tekrar başlayacak. Bu konuları Din İşleri Başkanı Sayın Profesör Doktor Talip Atalay ile değerlendireceğiz. Evet Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle bütün izleyicilerimizi kutluyorum. Yani 19 Mayıs'ta tüm milletimize kutlu olsun. Çok tevafuk oluyor. Yani geçen defa 23 Nisan biliyorsunuz, evet. Ramazan'ın girişine denk gelmişti. Bu sene enteresan bir sene yaşıyoruz. Allah yani o süreci başlatan, devam ettiren bütün geçmişimizin, büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin hepsinin yani amellerini, eylemlerini hayra tepkiyle eylesin, kabul eylesin. Aslında bir belki ruhlarına Fatiha'yı şimdi evet. okumak lazım. Fatiha okumak lazım. Allah rızası için yani Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere o süreci başlatan tüm şehit ve gazilerin ruhları için bir El Fatiha diyelim. Öncelikle işte tabii Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Yani bugün bu gece önemli bir gece bizim açımızdan. Çünkü Kadir Gecesi malum yani bin ayın karşılığı olan bir gece. İslam yani geleneğinde belki yani önce geleneği koymak lazım. Genelde bizde maalesef evet. diyorum bunu tırnak içinde söylüyorum. Kur'an'ın ruhundan çok yani işin ruhundan çok ritüel olan kısımlar öne çıkıyor. Bu milli bayramlarda da öyle, dini bayramlarda da öyle. Biz aslında işin künhünü unutuyoruz. Şekline, şemaline bakıyoruz. O ruhu kaybediyoruz. Ve bu defa hani biz aslında şeklen yaptığımız şeyin bazen tam tersi, zıttı bir pozisyonda da olabiliyoruz. Kadir Gecesi nedir? Neyle ilgilidir kısmı? Zaten Kadir Suresi'nde ifade ediliyor biliyorsunuz. Yani bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bin aydan daha hayırlı olması ki bin ay 83 yıl bilmem kaç aya denk geliyor ki bir uzun bir insan ömrüne denk geliyor yani. O kadar zamana denk gelecek bir hayra sahip olması bir gecenin neyle ilgili? Kur'an'ın o gece indirilmesiyle ilgili. Çünkü o gece yani Kur'an indiriliyor, indirilmeye başlanıyor ve yani Kadir Gecesi'nde de Kadir Suresi'nde zaten hani görüldüğü üzere fecre kadar hani onun bereketi devam ediyor. Yani bir kurtuluş, karanlıktan bir çıkışı evet. da ifade ediyor bir anlamda. Yani insanlık açısından, inanç açısından. Dolayısıyla Kadir Gecesi geleneğimiz içinde, yani bizim daha önce de sizinle konuşmuştuk hatırlarsanız, çok da tartışılan şeyler, kandil kavramı içinde yer alan işte Mevlid Kandili, Berat Kandili, Regaib Kandili gibi, Miraç Kandili gibi bunların arasında Kur'an'da açık bir şekilde ihya edilmesi ile ilgili yani özellikler, nitelikleriyle ilgili açık beyan bulunan, açık sure bulunan yegane gece. Aslında hani Kur'ani olan tek gece öyle diyelim yani açık evet. bir şekilde. Dolayısıyla hani
bir gelenek, geleneğin içinde diğer kandillerle aynı sıradaymış gibi gözüküyor ama öyle değil yani. Diğerleri daha sonra hani bizim hayatımıza giriyor. Yani Peygamberimizin yaşadığı dönemde, sahabe döneminde yani o gecelerin kıymetiyle ilgili Peygamberimizin sözü var zaten ya da sahabenin, tabiinin takım hani teveccühleri var ama bu bir bizim uyguladığımız tarzda bir ritüel, bir mübarek gece kavramı üzerinden tanımlanmıyor. Çünkü bu tanım da hani çok tartışılabilir bu anlamda. O yüzden tartışılıyor da zaman zaman. O yüzden mesela İslam dünyasının bir kısmı bunu bu geceleri ihya ediyor, bazıları etmiyor biliyorsunuz. Fakat hani bizim milletimiz yani kıymet veriyor bu tip şeylere ve bu ruhla devam edip hani geçmişe de bir saygı, hürmet açısından yaşatıyor. Kur'an'da Kur'ani olan, Kur'an'la doğrudan bağlantılı olan yegane gece Kadir Gecesi. Niçin Kadir Gecesi? Yine tekrardan söyleyelim. Çünkü Kur'an'ın indirilmesinin başlangıcı olması hasebiyle o gece çok kıymetli. Yani hem Ramazan'ın içinde zaten hem de Kur'an'ın indirilmeye başladığı gece Kadir Gecesi. Evet. Hadiste de ifade edilen şey şu. Yani kim ki denir, hani birçok hadis var yani bu konuda rivayetleri var ama yani en yaygın olanı kim ki işte o gecenin hakikaten faziletine inanır ve sevabını yalnızca Allah'tan bekleyerek bu geceyi ihya ederse Allah Teala'nın bütün günahlarını affeder diyor Peygamberimiz. Bazı rivayetlerde şirk dışında, Allah'a ortak koşmak dışında bunu düşünmek lazım zaten ama bazı rivayetlerde özellikle hani bu şirki, yani ben hadiste geçtiği söylemiyorum bunu, özellikle koyarım. Evet. Yani müşrikken, şirk içindeyken ne yaparsanız yapın, hangi geceyi ihya ederseniz edin, Allah sizi affetmez yani bu çok net. Fakat burada hani bir Müslüman hadisinde çok güzel bir ifade ile karşılaşıyor. Diyor ki kul hakkı dışında, yani kul hakkına da hani yer verilmesi bakımından, kul hakkı dışında işlediğiniz bütün günahları Allah Teala o geceyi eğer yani faziletine inanarak ve sevabınızı yalnızca Allah'tan bekleyerek ihya ederseniz affeder buyur. Peki hocam bu noktada şunu sorayım ben. Malum her sene Ramazan 10 gün geriye doğru geliyor. Tabi Kadir Gecesi de bu içerisinde 10 gün geriye doğru geldiğini düşünüyoruz. Bunun şeyi nedir yani özü nedir ki? Çünkü bu çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Ya bu şöyle şimdi biz tabii ay sistemini aslında bu coğrafya, temel coğrafya bilgisi olan dünyadaki bu takvim sistemini bilen insanlar bunu şu konuda şaşırmaz. Biz de hani genelde diğer takvimler iyi öğretilmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi ay takvimine göre biliyorsunuz zaten sene 365 gün değildir, 355 gün. Yani o civarda 354-355 gün üzerinden hesaplanır. Dolayısıyla her yıl 10 gün yani eksiktir miladi takvime göre. Evet. Dolayısıyla hani şimdi Arabi aylar toplamda yıllık 365'e göre hesaplanmıyor. Evet. 354-355'e göre hesaplanıyor. Tamam, öyle olunca ne oluyor? 10 gün geriye gidiyor. Miladi takvime göre. Miladi takvime geriye gidiyor. Tabii biz miladi takvimde sabitlediğimiz için her şeyi. Hiç kıpırdamadığı için. Ona göre geri gidince biz hep diyoruz ya ne oluyor yani, hikmeti ne? Aslında tabii bunun bir avantajı var. Yani düşünün, bir insan ömründe bütün mevsimlerde Ramazan orucunu tutma şansına, normal bir insan ömründe Ramazan orucunu tutma şansına sahip oluyor. Bütün mevsimlerde neredeyse işte belirli gün ve geceleri ihya etme şansına sahip oluyor. O açıdan bakarsanız. Evet. Yani Kadir Gecesi ile alakalı da hani Kadir Gecesi 27. gündür olduğunu ifadesine yakın hadisler var. Fakat genel kanaat Kadir Gecesi'nin son 10 gün içinde aranması. Hatta bazı rivayetlerde bütün Ramazan'da aranması, Ramazan'ın tek günlerinde aranması tarzında hani bir kanaat söz konusudur. Yani Peygamberimize çünkü hatta şöyle bir ifade rivayet zikrolunur. Yani Peygamberimiz hani o Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu biliyordu. Hani zikredecekti, işte bir kavga oldu, bana unutturuldu şeklinde bir rivayetten evet. bahsediyor. Hani ne kadar doğrudur, yanlıştır bilmiyoruz ama neticede Allah Teala doğrudan Kadir Gecesi şu gündür dememiş. Niçin? Aransın diye. Yani bir, evet. hani bir şekilde, çünkü Kadir Gecesi'ni aramak demek, Kur'an'ı aramak demek. Kur'an'a varmayı aramak demek. Kur'an'ı fark etmeyi aramak demek. Bir şekilde vahye ulaşmayı aramak demek. Onun için yani bizim Kadir Gecesi ile alakalı tabii genel kabulümüz 27. gece olduğu için
Ramazan'ın 27. gecesi olduğu için böyle bir hani oturmuş toplu törensel uygulamamız var. Bu güzel, camileri dolup taşıyor gerçekten. Yani çok ne bileyim duyarlı davranıyoruz ama aslında işin ruhunu kaybediyoruz bazen gibi geliyor. Hani az önce bahsettiğimiz konu üzerinden. Yani bizim aslında bütün gecelerimizi, hani Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi var. Bütün geceleri Kadir bil diyor yani. Evet. Bütün geceleri Kadir bilmekte fayda var. Çünkü Allah Teala bizim bütün gecelerde Kadir gecesi deki halimizi yani yaşamamızı istiyor çünkü. Ve bize de hani vahiy geliyormuşçasına Kadir Gecesi'ni ihya etmemiz için zaten Kadir Gecesi'ni öne çıkartıyor. Çünkü eğer bize Kur'an inmemişse, Peygamberimize inen Kur'an bize de inmemişse, yani onun üzerine, yani onun indirdiği, Allah Teala'nın indirdiği Kur'an'ı Peygamberimiz üzerinden biz aldık. Onun, o Kur'an'la biz hemhal olmuyorsak aslında Kadir Gecesi bizim için ihya olmuş değildir. Peki hocam, yani şunu da soralım. Yani biz Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bir milletiz. Yani özellikle işte İstanbul'un fethiyle birlikte, yani ne mutlu o komutana ve onun askerine dediği bir milletiz. Evet. Şimdi Osmanlı dönemine baktığımız zaman o dönemdeki Kadir Gecesi ile bugünkü Kadir Gecesi arasında bir fark var mı? Yani en azından idrak noktasında. Ya şöyle, yani tabii şimdi Osmanlı geleneğinde törensel, yani şunu diyebiliriz, öz itibariyle çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani belki devletin ilgisi, alakası, ondan sonra, o zamanki hani toplumsal geleneğin daha yoğun bir dindarlık içermesi hasebiyle o geceye mahsus, yani bir takım yapılan hazırlıklar açısından toplumsal katılım yönüyle bugün eksik olabiliriz. Ama işin özü itibariyle milletimiz aslında, ben yani Kıbrıs'ta mesela, yani ne olursa olsun toplum hiçbir zaman kandilleri bırakmıyor, biliyorsunuz. Yani ne olursa olsun. Hiçbir zaman bırakmamış, bırakmıyordu yani. Fakat yani idrak yüklenen anlam, mana bakımından bir şey değiştiğini düşünmüyorum ben. Yani çünkü bizim ruhumuz sonuçta, bakın, kültür öyle bir şeydir ki değişime uğrar kültür, ama ne olursa olsun özündekini bırakmaz. Siz yani, yani inancınızı kaybedersiniz, Müslümansınızdır veya Hristiyansınızdır, başka bir kültürden gelirsiniz. O toplumun içinde yaşadığınız sürece yetiştiğiniz kültür neyse, o kültür aslında sizin hayatınızı kontrol etmeye devam eder. Yani adam belki inancı yok ama birçok konuda farkında varmaz. Değer yargıları İslam'a göre şekillenmiştir. Yani bundan çıkamazsınız yani. Kültür çünkü sizin zaten bütün yaşamınızı sardığı için ve din de, inancınız da, İslam da bu toplumun sonuçta kök kültürü olduğu için, ana kültürü olduğu için hiçbir zaman ondan çıkma şansı olmayacak yani toplumun. Yani dolayısıyla bireysel olarak kişinin tercihleri aslında onun yaşamsal olarak o kültürün dışına çıkabileceği anlamına her zaman mutlak anlamda gelmez. Bunu hani sosyolojik olarak da, antropolojik olarak da görmek çok mümkün, incelenirse, bakılırsa. Zaten bu konuda birçok bilimsel çalışmalarda var. Yani dolayısıyla bizim toplumumuzda geçmişle günümüz arasındaki fark belki hani devletin, toplumun sekülerleşmesi, modernleşmesi ile birlikte, yani ona bu gecelere yüklenen anlamdan ziyade bu gecelere yüklenen anlama uygun düzenlemelerle alakalı eksiklerin daha fazla olduğu kısmındadır yani. Yoksa öz itibariyle toplumun inananları aynı manayı yüklüyorlar. Peki hocam, yani bu gecenin en azından toplum nazarında kıymeti var. Peki bunu daha da artırabilmek için ne yapmak lazım? Yani sonuçta hani yani bir şeyin arttırılması, arz talep aslında yani çok temel bir piyasa kuralı. Bu bütün alanlarda, eğitimde de, yani ticarette de, hani özü itibariyle iletişimde de, ne bileyim, nereye bakarsanız bakın aynıdır. Yani siz bu sorunun cevabı aslında size, sizin işte Kanal T'nin işte haber müdürüsünüz değil mi siz? Evet. Yani Kanal T'nin haberlerinin daha fazla izlenmesi için ne yapılmalı? Ne yapmalı sorusuyla bunun cevabı aynı. Evet. Yani öyle değil mi? Yani şunu koymamız lazım yani. İslam'a, dinine, inancına ciddi anlamda ihtimam gösteren insanların sayısı çoğaldıkça, yani özellikle hani Kadir Gecesi bağlamında düşünürsek de, Kadir Gecesi'nin Kur'an'ın inişiyle alakalı, Kur'an'ın bizzat kendisiyle alakalı olduğunu insanların tam olarak idrak etmesini sağladığım sürece, inananların bu gecelere, bu günlere ilgi, alaka artacaktır.
Yani ki zaten bu gece yani bizim açımızdan bakarsanız hani camilerimizin geçmişteki yani doluluk oranları, talepler açısından bakarsanız toplumumuzun yani oldukça yüksek bir ilgisi de vardır. Yani bunda hani ifade etmekte fayda var. Hani çok enteresandır gece açısından. Normal 5 vakit namazı kılmayan insanlar da bu geceyi idrak ediyorlar, hikaye ediyorlar. Evet. Bir izleyicimiz sormuş, demiş ki selamun aleyküm demiş. Bu gece Kadir gecesi edilen dualar kabul olur. İnşallah. Bu yapılan tövbeler kabul olur mu demiş hocamıza. Yani hadiste açık bir şekilde söylediğimiz gibi hakikaten bu gecenin faziletine inanarak ve sadece Allah'tan bekleyerek, çünkü biz Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyiz. Yani hiçbir düşünce sistemine, inanç kişiye vesaire bir özel, ekstra bir mana yüklemeyiz hiçbir ölümlüye. Ondan bekleyerek eğer bu geceyi ihya edersek, tevbe edersek, ibadetlerimizi edersek, Kur'an'ı anlamaya çalışırsak, bu gece hani vahiy bize de geliyormuş gibi, İkra bismi rabbikellezî halak'tan başlayarak icabında. Rabbim bunu affedecektir ve mutlaka karşılık verecektir. Vaadi var zaten bu anlamda ve Allah vaadinden dönmez yani çok açık bir şekilde. Ha yine yani bu geceyle alakalı mesela Kadir gecesine eğer erişirsek, Hazreti Ayşe'den bir rivayet var, hep çok meşhur bir rivayettir. Nasıl dua edelim, ne yapalım, nasıl dua edelim ifadesine Allah Resulü diyor ki, de ki yani Allah Teala affedicidir, affetmeyi sever. Allah'ım beni affet. Günahlarımı affet anlamında. Beni affet. Bu şekilde dua et. Yani Türkçesini söyleyelim. Yani Türkçe. Yani çok esasen basit. Allah'ım bizi affet. Allah'ım sen affetmeyi seversin. Allah'ım sen affetmeyi Allah'ım sen affedicisin. Allah affetmeyi seversin. Beni affet. Bu kadar. Yani kısaca. Evet. Bu şekilde bir bu geceye mahsus dua rivayeti var. Yani hadis kitaplarında geçen. Hazreti Ayşe'den rivayet edilen bir hadis. Fakat hani bu gece inşallah yani sabaha kadar zaten hani hadiste de fecre kadar melekler iner çıkarar pek çok şey için diyor. Hani Kadir suresi mutlaka okusunlar. İnne enzelne o fiiliyetin. Bu o hani inne enzelne suresi olarak da biliniyor. Çokça biliniyor. Kadir suresini okusunlar, manasını, tefsirini okusunlar mümkünse kardeşlerim. Yani Duhan suresinde de hani yine aynı şekilde Kur'an bu geceyle alakalı ayetler var. Ama Kur'an'a bakış başlangıçla ilgili ve yine aynı şekilde ilk yine ayetleri okusunlar. Alak suresindeki İkra bismi rabbikellezî halak'la başlayan ayetleri okusunlar, okuyalım hep birlikte. Kur'an'a bir başlangıç yapalım. İbadetle, tevbeyle geçirelim inşallah. Duayla geçirelim. Rabbim mutlaka ondan beklediğimiz yani beklentilerimizi bu Ramazan günde, bu Kadir gecesinde mutlaka zaten kabul edecektir inşallah. Peki hocam, kul hakkı yani günahların da büyükleri küçükleri var değil mi hocam? Tabii canım, tabii. Yani mesela Allah neyi affeder neyi affetmez? Yani şirk koşmayı affeder mi? Kul hakkı yani kendini de mesela tövbe aşağı biri şirk koştu Allah'a. Bunu affeder mi? Bir de kul hakkı yemiş biri. İkisini mesela yan yana koyduğumuzda hangisini affeder, hangisini affetmez? Şirk en baştaki günahtır yani. Çünkü siz şirk nedir? Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Evet. Siz hani yaratıcıya ortak koşuyorsanız zaten onun yaratıcı olduğunu, onun Rab olduğunu, onun Allah olduğunu kabul etmiyorsunuz demektir. Dolayısıyla hani affedecek merciyi yok ediyorsunuz demektir. Anlatabildim mi? Evet. Yani sizin o yüzden tevhid inancı, vahdet, tevhid inancı İslam'da en önemli esastır. Biliyorsunuz. Mesela niye İhlas Suresi'ni biz çok okuruz? Neden? Kısacık bir sure. İşte camilerimizde cuma öncesinde okunma geleneği vardır. Üç İhlas bir işte Kur'an'ı baştan sona okumak gibi sevaptır. İnancı yaygındır bizde. Çünkü İhlas Suresi tamamen Allah'ın yani tek olduğu, bir olduğu, efendi olduğunu ifade eden, tevhidi anlatan, doğmadığını, doğrulmadığını ve samet olduğunu anlatan sure olmasından kaynaklıdır yani. Çünkü kul huvallahu ahad yani de ki Allah birdir yani. Bu şekilde başlayan Allah, evet. Allah'ın birliğini net olarak koyan sure olması hasebiyle İhlas suresi çok çok önemlidir. Yani niçin tevhid önemli? Şirk en temeldir. Yani bizde en temel dikkat edeceğimiz konudur. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ifadesinde de ancak sana yardım iyyake na'budu sana kulluk ederiz ancak senden yardım dileriz de bununla alakalıdır. Ha ondan sonra Allah'a olan temiz, tertemiz, onu vahdaniyetine, onun hani ihadiyetine tam olarak yani onun birliğine inancımızı sağladıktan sonra onun birliğine ortak koşacak her en küçük bir kiri pası üzerimize attıktan sonra biz bakarız diğer günahlara. Diğer günahlar zaten hani
geleneksel tarih, 10 emir de neredeyse geçen, hani Tevrat'ta da geçen, ta Hazreti Adem'den bu yana insanlık tarihinden beri yasaklanan günahlar var biliyorsunuz. Yani işte anne baba hakkıdır, kul hakkıdır, hırsızlıktır, cinayettir, evet, kumardır, faizdir. Hani İslam açısından bakarsanız bunların yani çoğaltarak yani 10 emir artı İslam'ın hani koyduğu bir takım şeyler. Fakat çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela el fitnetü eşeddü minel katil diye bir ifade var bizde. Yani fitne katilden yani bir ölümden öldürmekten daha kötüdür, daha felakettir. Çünkü niye bir fitne çıkartırsınız? Binlerce insanın, on binlerce insanın ölmesine sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla şunu çok iyi görmemiz lazım. Küresel nizamda düzende. Eğer biz bugün zalime zalim diyemiyorsak, mazlumun yanında olamıyorsak, dünyanın dengesini insanlık ve yaşayan diğer canlılar, hayvanlar ve diğer bitkiler aleyhine kasıtlı değiştiren, insanları istismar eden, insanların haklarını istismar eden kişilere karşı sempati besliyorsak biz imanımızı tazeleyelim derim. Yani neticede bunlar da çok büyük günahlar yani. Evet. Yani bizim hani geleneksel bildiğimiz günahlar nedir? İşte yani işte ana baba hakkı diyelim, hani zina, faizden kaçınma, kumardan kaçınma, dedikodu, bunlar lakap takma, bunların tamamı zaten temel günahlardır toplumsal olarak. Alay etme, hani Hucurat suresini özellikle kardeşlerimiz okusunlar bu gece mesela lütfen. Özellikle baştan sona okusunlar Hucurat suresini mesela. Yani mutlaka ama mutlaka. Yani bunlar çok temel ama kul hakkı da büyük günahlardandır. Niçin kul hakkı diğerlerinden farklıdır? Çünkü kul hakkı, yani Allah Teala her kula kendi hakkını kendisini savunma fırsatını vermiştir. Yani bireye değer vermiştir, insana değer vermiştir. Bunun göstermesi bakımından çok önemli. Çünkü hani size karşı işlediğim günahın, yani sizin günahın telafisini yapmadan sizin hakkınızı ödeme hakkım yok. Yani siz ancak bu hakkı benden yani düşürebilirsiniz. Eğer siz düşürmezseniz, yani sizinle helalleşmezsem, gereğini yapmazsam, yani bir şekilde hani bizim inancımız açısından ne denir? Öbür tarafta kul hakkı alanlar hakkın karşılığını benim sevaplarımdan, bizim sevaplarımdan alacaklar. Bu denir. Koronavirüs günlerinde bu kul hakkı çok daha ön plana çıktı ki yani özellikle binlerce insan bu dönemde etkilendi. İnşallah yani bu koronavirüs süreci de geçer de inşallah. Yani bu insanlar da yeniden o ekmeklerine, işlerine, güçlerine kavuşurlar. Sıkıntıya düştüler. Bu sıkıntılarından faydalananlar da oldu, faydalanmayanlar da oldu. Ama inşallah bir daha bu günleri de bu şekilde yaşamayalım. Çünkü kul hakkı bu koronavirüs döneminde bence çok daha ön plana çıktı. Kesinlikle. Çünkü aslında koronavirüs süreci pek çok konuda pek çok şeyin açığa çıkmasını sağladı. Bir defa şunu gördük yani. Dünyada dayanabileceğimiz hiçbir bilim, teknik, şu bu yok kendimizi korumak için. Yani hepsini delip geçecek küçücük bir virüs var. O yüzden dünyayı imar etmeye, ihya etmeye, zaten Müslümanların inancı da budur. Mutlaka çalışmamız lazım, korunmamız lazım, emirdir ama en nihayetinde hükmün Allah'a ait olduğunu asla unutmamamız lazım. Yani ölümden kaçış yok. Zaten koronadan kurtulsak yine ölümden kaçış yok. Dolayısıyla hani bazen böyle çok absürt şeyler okuyorum. Yani tebessüm ediyorum yani ne kadar hani dar düşünüyoruz diye. Ve hani neyin kıymetli olduğunu bize gösterdi bu süreç, farkında mısınız? Evet. Hani negatifliklerin zaten hep konuşuluyor. Ben o yüzden onları konuşmak istemiyorum. Neyi koydu bir defa? Hani bireysel olarak ailevi aileyi, yakınlaşmayı, daha kıymetli olan şeyleri öne almamız gerektiğini koydu. Ve aslında ne olursa olsun hani hakikaten yani pek çok lüksün hayat için gerekli olmadığını da gösterdi bize. Yani bize hayatta lazım olan, esas olan şey ne aslında? Yemek, içmek, karnımızı doyurmak, yaşayacak kadar, o kadar. Yani onun dahası değil. Yani birçok şeyin hani yapmadan olabileceğini de gösterdi. Yani insanlar yani 2-2,5 ay çalışmadı dünyada, ölmediler yani birçok insan. Ha, yokluk içinde olan insanlara sahip çıkmamak bizi ciddi anlamda onların hakkına girmiş olma mesabesine koydu, Allah korusun. Yani bu noktada hani hepimiz bir şeyler yapmaya çalıştık belki ama ne yaparsak yapalım, eğer birileri bu toplumda bu süreçte açlıktan çok ciddi sıkıntı çekmişse, hayatını kaybetmişse, halen sıkıntı çekiyorsa bu yani ben ve siz dahil olmak üzere hepimizin boyunda vebaldir. Yani bunun kaçışı yok. Bunu görmemiz lazım. Bundan kurtarma şansımız yok kendimiz. Evet hocam. Evet. Şimdi Kadir Gecesi'yle ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım. Yani bu gecemiz Kadir Gecesi'nin mübarek olsun. Ondan sonra çünkü programımızın ikinci kısmına geçeceğiz. Yani özellikle kardeşlerim yani bu gecede hepimiz birbirimiz için dua edelim. Yani bu evrendeki bütün canlılar için, bütün varlıklar için, iyiliğin artması için dua edelim ve Kur'an'ı
hakikaten bir aydınlatıcı bir yani kendimizi tabiri caizse bulmamızı sağlayacak evrenin evrene inmiş muhteşem bir hediye, müjde olarak bizlere inmiş bir hediye olarak algılayalım. Büyük bir lütuf çünkü Kur'an hakikaten. Bu gecenin özünün Kur'an'la bağlantılı olduğunu unutmayalım inşallah ve yani kendimizi Kur'an'a açalım. Bu gece bize de hani Kur'an peygamberimizin nakli üzerinden insin inşallah. Hayatımızı her gece kadir yapacak şekilde kendimizi kurgulayalım. Rabbim yani yine hatırlatalım. Yani dua ederlerse hadiste de geçtiği üzere hakikaten Allah'tan bekleyerek ve bu gecenin faziletine inanarak dua ederlerse Rabbimiz onların dualarını kabul edecek. Bin gece yani ayette ifade olunduğu üzere bin gece bin aydan daha hayır faziletli bir gece olması hasebiyle de çok kıymetli bir fırsat var elimizde. Bu fırsatı değerlendirelim inşallah. Evet hocam, programımızın başında söyledik yani ikiye ayırdık zaten Kadir Gecesi ve 24 Mayıs'ta biliyorsunuz evet. Zaten bayram namazıyla camilerimiz evet. Açılacak. Bu noktada zaten izleyicimizi de sormuş Recep Elçioğlu, kendisine de teşekkür ederim. Hocam bayram namazındaki tedbirlerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Bizim soracağımızı Recep Bey size sorun. Sağ olsun. Hepsini hürmetle selamlıyorum. Şimdi saat inşallah 2'de bugün hem kendi temsilcilerimiz ve ilgili görevlilerimiz ve bu konuyla ilgili katkı yapabileceğinizi düşündüğümüz STK temsilcilerimizden bir grup arkadaşımız, kardeşimiz yani camiyle ilgili alakalı inşallah 2'den sonra 2.30 gibi toplantı yapacağız. Yani buradan sonra toplantıya geçeceğiz. O tedbirlerle alakalı bir toplantı yapacağız. Çünkü ben hani kendim usul olarak sağlam bir istişare yapmadan tedbir almayı düşünmüyorum. Dün gece yani yapmam yani. Genelde işleri yaparken hakikaten hadiste de yani Kur'an'ın da hani emri istişare etmek lazım diyorsun. Yani bilgiyi sormak lazım. Biz evet bir şeyler biliyoruz ama mutlaka farklı görüşleri de görmek lazım. Eğer dikkat edildiğin İçişleri Başkanı'nın sayfası var. Yani bu konuda görüş beyanında bulunmak isteyen tavsiyesi olan kardeşlerimiz olursa biz oraya yazsınlar lütfen. Yani dikkat edildiğin İçişleri'nin Facebook sayfasından yazabilirler bize mesajda. Biz onlara ulaşırız. Zaten onları cevaplandırıyoruz bize oradan gelen soruları olabildiğince. Tabii kabaca bir takım şeyler söylüyorum. Yani netleşmediğini söylemek için evet. Söylüyorum. Yani saat 2'den sonra toplantı yapacağız bu konuyla ilgili. Dün sağlık kurulundan bir hocamızı da özellikle aradım yani konuyla alakalı. Detaylı bir şekilde kendisinden yani kendisi de bunu değerlendirdim. Yani bugün toplantı öncesinde hazırlık yaptık. Yani ne yapmamız lazım, ne etmemiz lazım. Hani tüm her şey açık ama yine de sağlam yürümek lazım. Öncelikle camilerimiz şu anda temiz durumda. Yani dezenfekte edilip kapatıldığı için camilerimiz. Evet. Yani biliyorsunuz yani zaten bu süreç başladığı zaman biz bütün camilerimizi çok güçlü bir şekilde dezenfekte ettik. Fakat yine bir temizlik çalışması yapılacak inşallah. Yani kısa süre içinde, 2-3 içinde yetiştirilebilirse inşallah. Camilerimiz bu anlamda sıkıntısız. Zaten ülkemizde 27-28 gündür yani virüs gözükmüyor şükür. Evet. Bu anlamda dünyada çok seçkin bir noktadayız. Yani çok iyi bir mücadele verildi. Yani bu anlamda mücadele eden herkese, tüm devlet yetkililere teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bizim arzumuz şu idi normal şartlarda. Yani biz bu kararla alakalı ben yazı yazdım yani hani tavsiye yazısı Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'na iletilmek üzere Başbakanlığa. Yani sağ olsun onlar da hakikaten gerekli özeni yani ihtimamı gösterdiler ve hani bizi sevindirdiler bir anlamda. Benim aslında aklımda olan şey şu idi. Yani buradan ilan etmekte bir sakınca görmüyorum. Camilerin içini gerekirse bir süre daha sınırlı kullanalım. Çünkü çok kalabalık olacak. Yani. Evet. Meydanları kullanalım. Yani işte dışarıda. Mesela fuar alanında stadyumu kullanalım. Yani çünkü o mesafe koyacağımız için sığılmayacak tarzında. Fakat cumartesi günü zannederim yani yağmurlu geçecekmiş. Yani ben başkanımızı da aradı. Yani dün onunla da konuştuk. Yani bu şeyden evet. Sonra yani bu talep bir ben ilettim kendilerine de. Dedi yani böyle hocam o gün yağmurlu yani. Dolayısıyla camilerimizin içini mecburen kullanmak durumunda kalacağız. Bizim şimdiden hani yani bir ön artık netleşmiş olan şeyleri söyleyeyim en azından. Sloganımız şuydu yani olacaktı baştan sonra. Yani şu tarz bir slogan daha henüz net slogan üzerine çalışıyoruz ama bir slogan da üretelim dedik. Yani maskeni ve seccadeni al gel. Ve maskeni ve camine gel. Abdestini, maskeni, seccadeni al gel tarzında bir slogan düşünüyoruz. Yani yani oradaki kullanımı tamamıyla minimize etmek yoluna tabii, gidiyorsunuz. Yani şöyle hani caminin içinde kullandıracak olsak biz istiyoruz ki herkes bir seccade getirsin. Evet. Seccadesini sersin, emin olsun yani. Daha rahat etsin, içeri rahat etsin. Dışarıda zaten mutlaka taşınacak. O yüzden mutlaka seccade gerekecek.
mutlaka herkes kendi seccadesine getirsin. Çünkü hani ortak kullanımlı seccadeler ya da ne bileyim halılar risk oluşturabilir uzun vadede. Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde bu risk alma şansımız yok. Yani insan hayatıyla ilgili daha önce de konuştuk. Evet. Yani ben hep söylüyorum, diğer inanç gruplarından farklı olarak biz, evet bu bir sağlık meselesidir. Hani bulaşma yani virüs vesaire. Fakat pandemi meselesi. Ama İslam dini açısından biz peygamberi bir emir olduğu için doğrudan dinidir diyebiliriz. O yüzden ben hani İslam dininin emridir karantinaya uymak demiştim hatırlarsanız. Evet. Diğer inanç gruplarından farkımız bizim. Peki yok. Hocam dezenfekte falan koyacak mısınız? Tabii mutlaka dezenfektanlar olacak inşallah. Tabii biz istiyoruz ki yani bu anlamda hani katkı sağlamak isteyenler de gelirken getirsinler. Yedek maskeler mutlaka hani koymayı düşünüyoruz. Herkes maskeyle gelse ama maske koptu etti mesela o anda. Tabii temin edebilirsek yani şu an onun imkanlarını evet. araştırıyoruz. Çünkü hem bir mali yük getiriyor biliyorsunuz. Sen de bunu dağıtmak çok kolay değil. O zaman şöyle bir çağrıda mı bulalım? Evet. Hayırsever iş adamlarına, camilerimizle ilgili maske, dezenfektan gibi ve temizlik konusunda ve temizlik yani, malzemesi evet. konusunda yardımcı olmak isteyenler Din İşleri Başkanlığı'na ulaşıp bu malzemeleri temsilciliklere yani bizim her bölgede verebilirler. Ha, tabii, bu şekilde de en azından bayram sabahı çok kalabalık olması beklenen bayram namazının en minimize, en hijyenik şekilde de kılınmasına yardımcı olurlar. İnşallah. Bu yani. Çağrıyı da biz yürülemiş olalım. Yani teşekkür ederim. Evet, sağ maske, dezenfektan yardımında bulunmak isteyenler, temizlik malzemesi yardımında bulunmak isteyenler Din İşleri Başkanlığı'na ve temsilciliklerine bu yardımları ulaştırırlarsa bizler de mutlu oluruz. Şu olur yani en azından hani yanlarında imkanı olanlar ek bir maske getirirlerse. Evet. Yani o anda hani ihtiyaç olduğu takdirde biz hani kopan olur, unutan olur. Yani o anlamda bir her camide bir 5-10 maske fazla olsun istiyoruz yani. Mutlaka yedekte bulunsun istiyoruz. Biz hani kendimiz gerçi bu hani şeyleri temizlik işlerini yapacağız. Yani dezenfekte işlerini ama ne olursa olsun bu tarz bir katkı çok iyi olur. Çünkü yani camiye sahiplenme bakımından da önemli bir bir şey olur. Yani sonuçta caminin sahibi cemaattir yani bizden ziyade. Biz sonuçta hani tek başımıza sahibi değiliz caminin hiçbir şekilde Allah korusun. Şimdi dolayısıyla inşallah hani çok kıymetli bir zamanda açılıyor. Yani 24 yani bayram sabahı camilerimiz açılacağı için son derece bütün kardeşlerimizden de hani özellikle sosyal mesafe kavramını ben sevmiyorum. Yani doğru bir kavram olarak görmüyorum bunu. Hani daha önce de konuştuk mu bilmiyorum ama söylemişsiniz belki. Yani sosyal mesafe değil. Aslında biz sosyal mesafeyi daha da sıklaştırmalıyız. Zaten sıklaştırıyoruz yani. Sosyal ağlar üzerinden. Yani işte internet üzerinden, evet. telefon üzerinden vesaire. Fiziksel mesafeyi açmamız lazım. Yani bizim evet. çünkü sosyal mesafe deyince hani insanın sosyalleşmesiyle alakalı kısımda da bir sınırlık getirdiği için bu çok doğru bir yerleşmedi baştan itibaren evet. düşünüyorum. Yani biz fiziksel mesafeye mutlaka kardeşlerimizin uymasını istiyoruz. En önemlisi bu. Yani dinleme. Peki hocam bununla ilgili bir anons gerçekleştireceğiz. Yapacağız ya. Şu bugün toplantıdan sonra bir genelge. Biz zaten çok yani hızlı çalışmalar şu anda başladı çünkü dünden beri. Bir genelgemiz olacak. Bir basın bildirimiz olacak inşallah. Yani sloganımızla beraber evet. Uyulması gereken tavsiyeler olacak. Yine hani şimdiden net bir şey daha söyleyeyim. Biz hani ilk bu iş başladığı zaman da zaten basında hani hemen basın bildirisini aynı gün hem basın bildirisini hem genelgemizi yayınlamıştık. Yani buradan kardeşlerimize özellikle diyoruz ki bakın hastalığı olan, risk grubunda olan, belli bir yaşın üzerinde olanlar lütfen incinmesinler. Allah Teala onlara bu ruhsatı veriyor. Gelmesinler. Hem kendilerini risk etmesinler hem de olur ya Allah korusun. Oradaki diğer kardeşlerimizi riske etmesinler. Çünkü can emniyeti Allah Teala'nın koyduğu kurallar çerçevesinde İslam dini açısından çok esaslı bir emniyettir. Yani bile bile canlarımızı tehlikeye atma hakkımız yok. Bu intihardır. İntihar kesin olarak Allah katında makbul olmayan bir eylemdir. Bunu asla unutmayalım. O yüzden hani doğal olarak herkes özlem içinde. Hepimiz özlem içindeyiz camilerimize kavuşma bakımından. Bu özlemi anlıyorum ama biraz daha sabredelim. Rabbimizin koyduğu kuralların bizim için olduğunu unutmayalım. Yani sonuçta bunun yani kalplerimizdeki niyetlerimizi halisane bir şekilde okuyacak, takdir edecek olan Allah Teala'dır. Bizler değiliz, komşularımız değil. Kalbimizi, niyetlerimizi sağlam, halis kıldığımız takdirde zaten. Allah Teala bizi her durumda görür, gözetir ve kollar inşallah. Ve ibadetlerimizi de niyetlerimize göre kabul eder. Bizim niyetimiz halis olduktan sonra Rabbimiz bu sebepten dolayı gitmeyişimize de bir karşılık verir. Allah'ın izniyle. O yüzden çok yani inanan bir Müslüman olarak her birimiz inanan insanlar olarak bu noktada niyetlerimizi halis kılalım, sağlam kılalım. Rabbimizi kalbimizi Allah'a döndürelim.
gerisi gelir ve tedbirlerimizi ona göre alalım. Onun için diyoruz ki, yani biz zaten mutlaka bunu ilan da edeceğiz. Risk grubunda olanlar hala hani bir ikinci bir yani net artık bitti denilinceye kadar daha dikkatli olsunlar. Evet. Diyoruz. Tabi bayram namazının hemen akabinde de 5 gün sonra cuma namazı geliyor hocam yani. Cumalarda da. Cuma bayram kadar yani bizim hani Kıbrıs Türk toplumu açısından biliyorsunuz bayram çok kıymetlidir yani özellikle. Evet. Yani cumalar da hani şöyle artık yani ciddi bir öğrenci çıkışı da var. Yani ben hani bu süreçte zaten risk grubunun kendilerini koruyacağını düşünüyorum. Cumalarda da hani biz şunu istiyoruz artık belli camilerde yoğunlaşmayalım. Farklı camilere gidelim. Bir de artık havalar düzeliyor. Yani dışarıda kalabiliriz. Sorun değil. Evet. Yani cami avlularımızın tamamını biz buna göre dizayn edeceğiz. Tabii şöyle bir beklenti var. Yani bütün camileri yerleri işaretleyelim düşüncemiz vardı ama şimdi yerleri işaretlersek bu defa yani tebeşirle bir şey de işaretlememiz gerekiyor. O ayrı bir sorun. O yüzden biz işaretleme işini çok makul bulmadık yani bu süreçte. Seccadeleri herkes getireceği için zaten bir mesafe yani görevlilerimiz olacak veya görevlendireceğimiz gönüllü cemaatimizden kişiler olacak. Onlar o mesafeye göre bir hat çizecekler inşallah. Yani ona göre biz tabii istiyoruz ki kardeşlerimizden sakın alınmayın, üzülmeyin, incinmeyin. Hani bu tip durumlar bazen hani alınganlar sebep oluyor. Hepimiz mutlaka bu kurallara uymamız için lazım. Bu kurallara uymak Allah'ın emri bakın. Yani öyle kabullenin. Yani devletin emri değil. Peygamberimizin açık tavsiyesi var. Yani Allah Teala bize canımızı tehlikeye atmamayı emrediyor ve bu kurallara uymayı emrediyor. Olayı böyle görelim. Sakın ha başka türlü düşünmeyin. Yani şimdi Allah Teala bu uyarıyı yapmışken işte hem tedbir alma hem de Allah ben Allah'a bırakıyorum diye bu tevekkül değil yani bakın. Sakın böyle bir yani yanlış tevekkül anlayışı var bazı kardeşlerimizde. Bu Müslümanca bir bakış açısı değil. Evet hocam. Yani öyle olsaydı Peygamberimiz tavsiye etmezdi gidin yaşayın derdi yani öyle değil mi? Evet. Artık son bir dakikamız hocam. Son mesajınızı alalım sizden. Ben, yani çok teşekkür ederim öncelikle. Hem bu süreçte hakikaten hep baştan beri hani böyle klasik oldu. Cami minarelerimizden hep dile getirdik ama bütün hakikaten süreçte emeği geçen, yorulan, hani sağlık personeli, polisi, diğer itfaiyesi, yani gümrükte çalışanı, bilmem hani işte basın yayın alanında çalışan insanlar çünkü sizler de durmadınız bu süreçte. Yani ve emeği geçen diğer hani bizim kurumlarımızda da yani arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı işte Kızılay gibi belli yapılar. Evet. Yani bu hani hayra sanat işlerini yapan bütün herkesten Allah razı olsun. Öncelikle onlar için hakikaten sevaplarını Rabbim katında hani kabul görsün bu gecenin hürmetine, bugünün hürmetine diyorum. İnşallah hani bizler bir daha böyle felaketleri yaşamayız ama bu felaketten de lütfen birleşerek çıkalım. Özellikle bu Ramazan'da yani birbirimizi kırarak dökerek değil, kusur arayarak değil. Hakikaten kendi kusurumuza sadece bakıp ötekinin kusurunu görmeden yani güzel bir söz söyledi dün bir dostumuz dedi ki bizde derler ki Anadolu'da hani bir Anadolu'nun belli bölümünde bir başına bir şey gelmişse kalbini kontrol et. Kalbinden hangi fesatlık geçirdin? Kötü niyet geçirdin. Bu ne kadar güzel bir bakış açısı. Bakın sizi suçlamıyorum. Başkasını suçlamıyorum. Başkasına kabahat aramıyorum. Kimde arıyorum? Kendimde arıyorum. O yüzden innemel amalü bin niyet hadisine esas olarak yani her ameller, eylemler niyetlere göredir. Niyetimiz Allah'a halis kılalım. Rabbim niyetlerimize göre hepimizin ibadetlerini değerlendirsin. Ve bizi iyi niyetli insan olarak haşretsin. Peygamberimiz sancağı altında. Yani tekrardan bütün hani şehitlerimize, gazilerimize de ve onların çocuklarına da Rabbim mağfiret eylesin yani inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, gazetenin sonuna geldik. Bu yayının sizlere ulaşmasında yardımcı olan yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'na da özellikle bir teşekkür iletelim. Din İşleri Başkanı Profesör Doktor Talip Atalay bizlerleydi. Hem Kadir Gecesi'ni konuştuk hem de bayram namazıyla başlayacak olan camilerde, ibadette ne gibi tedbirler alınacak bunlarla ilgili bilgileri paylaştık. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Haberlerin sonrasında saat 13'te Eftal Keser sizlerle olacak. Günün gelişmeleriyle ilgili hazırlanan haberlerimizi ekranlara taşıyacak. Yarın yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.